Herkese merhabalar. Bu dersimizde paydası 10, 100, 1000 olmayan kesirleri ondalık olarak göstermeye çalışacağız. Bakalım bunu nasıl yapacağız? Paydası 10, 100 veya 1000 olacak şekilde genişletilebilen ve sadeleştirilebilen kesirler ondalık gösterim olarak ifade edilebilirler. O zaman biz ne yapacağız? Paydası 10, 100, 1000 olmayan kesirleri sadeleştirip genişleterek ne yapacağız? Paydasını 10, 100, 1000 haline getireceğiz ve daha sonra ondalık olarak gösterebileceğiz. Şimdi ilk örneğim 2 bölü 5 kesirim var. 2 bölü 5 kesirini ne yapmam gerekiyor? Paydasını 10, 100 veya 1000 olacak şekilde yazmam gerekiyor. Ondalık olarak gösterebilmem için. Şimdi burada en kolayı hangisi? Ben payı ve paydayı 2 ile çarparak ne yaparım? Paydayı 10 yapabilirim. 2 kere 2, 4. 5 kere 2, 10. Artık paydam 10 olduğu için bunu nasıl gösteririm? Tamı var mı? Yok. O zaman ne diyeceğim? 0'dan 10'da 4 olarak gösterebilirim. Peki 7 bölü 25'e baktım. 7 bölü 25'te paydayı ben en rahat kaç yapabilirim? Eğer 4 ile çarparsam paydam kaç olur? 100 olur ve dolayısıyla yine ondalık gösterimini yakalayabilirim. O zaman 25 çarpı 4... 100 oldu paydam. 7 çarpı 4'ten burası 28 oldu. Şimdi burada yine ne yok? Burada yine tam kısmı yok. Dolayısıyla ifade ederken 0 tam diyeceğim. Ve virgülden sonra kaç tane basamağım var? 2 tane basamağım var. Onda ne diyeceğim? %28 olarak bu şekilde kolayca yazmış olacağım. Peki burada 9 bölü 30 var. Şimdi 30'u 10, 100 bin olarak yazabilmem için ne yapmam lazım? Çarparsam olmaz değil mi? Genişletemiyorum. Çünkü 10, 100, 1000 olmuyor genişlediğimde. O zaman ne yapacağım? Sadeleştirme yoluna gideceğim. Payı ve paydayı 3'e bölersem eğer ne yapacağım? 9'u 3'e böldüm. 3. 30'u 3'e böldüm. 10. Dolayısıyla artık paydam 10 olmuş oldu. O zaman ben ondalık gösterim olarak bunu yazabilirim. Yine tamı yok. 0 tam dedim. 0 tam 10'da 3 olarak yazmış oldum. Bakın virgülden sonra sadece ne var? Bir basamak var. O da 3. Burada da aynı şekilde 24 bölü 400 var. Ben ne yaparım? Bu şekilde 4'e bölerek sadeleştiririm ve paydayı kaç yapmış olurum? 100 yapmış olurum. Peki 400'ü 4'e böldüm. 100, 24'ü 4'e böldüm. 6. Dolayısıyla artık gösterebilirim. Tamı yok. O zaman 0 tam diyorum. 0 tam %6. Bakın burada virgülden sonra ne olacak? 2 basamak olacak ve sadece burada 6 var. Dolayısıyla nasıl yazıyordum? 0, 6 olarak bu şekilde göstermiş oluyordum. Peki tam sayılı kesirlerin ondalık gösterimleri nasıl olacak? Tam sayılı kesirlerin ondalık gösterimleri kesir kısmında genişletme ve sadeleştirme yapılarak oluşturulur. Peki o zaman ne yapacağız? Tam kısımlara hiç dokunmayacağız. Sadece kesir kısmında genişletme veya sadeleştirme yaparak paydayı yine 10, 100, 1000 olarak yazmaya çalışacağız. Şimdi burada 2 ile 5'i çarparsam paydada neyi yakalayabilirim? 10'u yakalayabilirim. Dolayısıyla ben bu kesiri 5 ile genişletebilirim. Tam kısmı aynen kalıyor. 1 tam. 1 kere 5, 5. 2 kere 5, 10. Dolayısıyla artık kesirim ne oldu? 1 tam 10'da 5 oldu. O zaman bunu ondalık gösterim olarak nasıl yazıyordum? 1 tam 10'da 5. Yani virgülden sonra sadece bir basamak var. Ve ona ne olacak? Bu şekilde 10'da 5 olacak. Peki buraya baktım. 2 tam 3 bölü 4 var. Şimdi tam kısmını kapadım. 4'ü genişlettiğimde 10 elde edemem. O zaman 100 elde etmeye çalışacağım. Dolayısıyla burayı 25 ile çarpmam lazım. Ve 3'ü de 25 ile çarpmam lazım. Tabii değerlerin değişmemesi için. Tam kısma hiç dokunmadım. Onu aynen yazalım. 2 tam. 3 kere 25. 75. 4 kere 25. 100. O zaman kesirimiz ne oldu? 2 tam. %75 olmuş oldu. Peki buraya baktım. 5 tam. 7 bölü 70. Burası zaten açık açık görülüyor. Burada ne yapacağız? Sadeleştirme yapacağız. Her iki tarafı 7'ye bölebilirim. Tam kısma yine dokunmadım. Tam kısım aynen kaldı. 7 bölü 7 1. 70 bölü 7 10. Dolayısıyla burası ne olmuş oldu? 5 tam 10'da 1 olmuş oldu. Şuraya geldim. 1 tam 12 bölü 200. 200'ü ne yapabilirim? 2'ye bölerek paydada 100'ü yakalayabilirim. O zaman ne yapacağım? 1 tam. Tama yine dokunmadım. 200 bölü 2. 100. 12 bölü 2. 6. Dolayısıyla burası ne oldu? 1 tam. %6
6 olmuş oldu. %6'yı yazarken yine ne yaptım? Buraya 0 koydum. Sadece bir basamak olduğu için bu şekilde yazmış oldum. Peki bileşik kesirlerde durum ne? Hemen ona da bakalım. Bileşik kesirlerin ondalık gösterimleri yazılırken kesir tam sayılı kesire çevrildikten sonra payda genişletilip sadeleştirilerek 10, 100, 1000 şeklinde yazılır demiş. O zaman öncelikle ne yapacağız? Bileşik kesri hemen tam sayılı kesire çevireceğiz. Onun için de ne yapmamız lazım? 7 bölü 5 var örneğin ilk örneğimde. 7'yi hemen ne yapıyorum? 5'e bölüyorum. 1 kere 5, 5. 7'den 5 çıktı, 2 kaldı. Dolayısıyla buradaki kesirim aslında ne? 1 tam 2 bölü 5'tir değil mi? Dolayısıyla artık tam sayılı kesirde ne yapacağım? Genişletme ve sadeleştirme yaparak yani şu kısmında, kesir kısmında ondalık gösterimi yakalamaya çalışacağım. Şimdi tam kısmına dokunmuyordum. Biraz önce görmüştük. Buraya ne yapacağım? 2 ile çarpacağım kesir kısmını ve ne yapacağım? 1 tam 2 kere 2 4, 5 kere 2 10. O zaman ne olmuş oldu? 1 tam 10'da 4 olmuş oldu. Burada ben payı ve paydayı hemen burada ne yaparım? Şu şekilde sadeleştirme yapabilirim. Yani payı ve paydayı şu şekilde 4'e böldüm. 40'ı 4'e böldüğümde 10'u yakaladım. 64'ü 4'e böldüğümde kaçı yakaladım? 16'yı yakaladım. 16 bölü 10'u aslında ne yaparsınız? Şöyle 16 yazarım. 16 bölü 10'da virgülden sonra kaç basamak olacak? Bir basamak olacak. Dolayısıyla her sayının sağında bir gizli virgül vardır ve onu ne yaparım? Şuradan alırım, bir basamak şuraya getiririm ve ne yaparım? 1 tam 10'da 6'yı burada bulmuş olurum. Eğer bunu yapamazsanız ne yapacaksınız? 16'yı 10'a böleceksiniz. 16 bölü 10 diyeceğiz. 1 kere 10, 10 çıktı, 6 kaldı. Neyi bulmuş oldum? 1 tam 6 bölü 10'u bulmuş oldum buradan. Ve daha sonra ne olmuş oldu? 1 tam 10'da 6'yı yine buradan bulmuş. Hemen diğer örneğime baktım. Burada 21 bölü 20 var. Hemen ne yapıyorum? 21'i 20'ye bölüyorum. Bir defa vardır. 1 kere 20 20'dir ve çıktı 1 kaldı. Dolayısıyla burası neymiş? 1 tam 1 bölü 20'ymiş aslında. Şimdi artık ne yaparım? Genişletebilirim. 5 ile pardon çarpı. Çarpı 5 ile genişletirim. Ve ne yaparım? 1 tam aynen kalır. 1 kere 5, 5. Ve 20 çarpı 5, 100'dür. Dolayısıyla bu nedir? 1 tam %5 olarak yazmış olur. Buraya baktım. Bu örneğimde 725 bölü 500 var. Sadeleştirebilirim ya da direkt 725'i bu şekilde 500'e bölebilirim. Bir defa vardır. 1 kere 500, 500 derim. Çıkarırım. Kaç kalır? 225 kalır. Yani burası aslında 1 tam 225 bölü 500 olmuş olur. Daha sonra ne yaparım? Burasını 5'e bölerek ve 5'e bölerek sadeleştiririm. 1 tam ne olur? 500'ü 5'e böldüm 100. 225'e 5'e böldüğümde 4 kere 5 20. 20 45 çıkar. Dolayısıyla ben bunu ondalık gösterim olarak yazarken ne yaparım? 1 tam %45 olarak bu şekilde yazmış olurum. Bu sayfamızda da konuyla ilgili sorularımız var. Aşağıdaki kesirlerin ondalık gösterimlerini ve okunuşlarını yazalım demiş. Şimdi ondalık gösterimlerini yazmak için ne yapıyorum? 1 bölü 2 var. O zaman ne yapacağım? Paydayı 10, 100, 1000'e çevirmeye çalışıyorum. Hemen 5 ile çarptım. 1 kere 5, 5. 2 kere 5, 10 dedim. Ve ondalık gösterimi nasıl yazdım? Şurada tamı yok. Dolayısıyla 0 tam 10'da 5 olarak yazdım. Okunuşlarını da yazalım demişti. O zaman 0 tam 10'da 5 olarak bulmuş oldum. 7 bölü 4. Peki bileşik kesirlerde ne oluyordu? Bileşik kesirlerde bu şekilde öncelikle tam sayılı kesire çevirmeye çalışıyorduk. 7'nin içinde 4 bir defa. 1 kere 4, 4. 7'den 4 çıktı, 3 kaldı. O zaman bu 1 tam 3 bölü 4 tam sayılı kesiridir dedim. Daha sonra ne yapıyorum? Payı ve paydayı genişleteceğim. Kaça? 100'e doğru genişletmem lazım. Burada bu şekilde çarptım. O zaman ne oldu? 1 tam 75 bölü 100 olmuş oldu. Dolayısıyla nasıl yazıyorum? 1 tam %75 olarak yazıyorum. Peki okunuşunu da hemen yazalım. 1 tam %75 olarak bulmuş oldum. Şuraya baktım, 9 bölü 25 var. Yine 9 bölü 25'te ne yapacağım? Paydayı
100 yapabilirim genişleterek. 25 kere 4 100. 9 kere 4 36. Ne oldu? Şurada tam kısmı olmadı. Dolayısıyla nasıl yazarım bunu? 0 tam %36 olarak yazarım. Okunuşunu da hemen yazalım. 0 tam ne dedik? %36 olarak bulmuş olduk. Peki burada ne var? 4 tam 32 bölü 200 var. Burada da ne yaparız? Sadeleştirme yaparak burada yine paydada 100'ü yakalarız. 2'ye bölerim, 2'ye bölerim. Tam kısmı ellemedim. 32'yi 2'ye böldüm, 16. 200'ü 2'ye böldüm, 100 buldum. Dolayısıyla burada 4 tam %16'yı bulmuş oldum. Peki ne dediysek hemen yazalım. 4 tam %16 bulmuş olduk. Bu dersimiz bu kadardı. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.